Herkese merhabalar, hikaye konusuyla edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün size hikaye anlatacağım. Zaten hep bizim bildiği bir konu esasında ama... ...hem ÖSYM açısından hem de okul yazılarımız açısından önemli bir konu. Üniversite sınavında bu konudan mutlaka... ...eşit halka sözlerle öğrencilerimiz için söylüyorum... ...mutlaka iki soru net geliyor. Her zaman bir kız bir oğlan işte fakir kız zengin olan ya da zengin kız fakir olan fark etmez bir aşk olur. Ve her zaman da bunu bu aşkı bölmeye çalışan biri olur. Hikayelerimizde aşk hikayelerinde bu konuyu göreceğiz. Ya da kahramanlık hikayelerimizi göreceğiz. Dede Korkut hikayelerini. Bugün öğreneceğimiz konu esasında son derece keyifli bir konu. Destandan halk hikayelerine geçişin ilk günü olan Dede Korkut hikayelerine bakacağız. Hazreti Ali'nin kahramanlığını anlatan cenknameleri, tanzimat dönemindeki hikayeleri, milli edebiyat dönemindeki hikayeleri, meslemileri. Yani bugün esasında önemli bir konu öğreneceğiz. Tekrar söylüyorum okul yazılığınızda bu konudan çok net sorular gelecek. Çok önemli bir konu. Üniversite sınavı açısından da çok önemli bir konu. Üniversite sınavında da bu konuyla alakalı mutlaka iki soru geliyor. O zaman gelin arkamıza yaslanalım. Güzel bir şekilde bu konumuzu öğrenelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Destan dönemi, geçiş dönemi, halk hikayeleri ve mesnevi ve tanzimat döneminde hikaye. Bu nedir hocam diye baktığınızda esasında burada hikayenin biyografisini görüyoruz. Yani İslamiyet öncesinde destan döneminde Oğuz Kağan destanı, Ergenekon destanı, Türeyiş, Göç, Alper Tunga destanları destan dönemi oluyor. Sonra destandan halk hikayelerine geçiş döneminin ilk ürünü nedir diye ÖSYM'nin sorduğu bir soru var. Cevap Dede Korkut hikayeleri oluyor. İşte Dede Korkut hikayeleri var. Burada hem destansı özellikler var. Yani kahramanlar çok güçlü. Hem de İslamiyet'e özgü özellikler var. Allah, Hak Teala, Ramazan, Kur'an bu tarz zihni kelimeler de var. Yani hem gerçekçilik var hem olağanüstülük var. Dedekortu hikayeleri. Sonra halk hikayeleri var. Burada gerçekçilik iyice üst seviyeye çıkacak. Mesleviler var. ilahi aşk konusunu işlenen. Sonrası tanzimat döneminde de hikayeleri göreceğiz. Burada tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi letaif rivayat ile ilk yerli hikaye yazacak. Sami Paşizade Sezai de küçük şeyler ile batılı anlamda ilk gerçekçi öykülerin örneklerini verecekler. Ve bunlar da sınavınızda karşınıza çıkacak. Şimdi Burada dede Korkut hikayelerinden alınmış bir bölüme bakalım. Bakın burada resimlerle de biraz renklendirmeye çalıştık. Çağırdılar dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Burada konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklinde oluyor. Olağanüstülükler var. Nazım yani şiir ve nesir iç içe yani şiir ve düz yazı iç içe ve olağanüstülüklerin olduğu durumlar da var. Olma durumlar var. Bak mesela burada. Allah versin derken tabii ki net bir şekilde İslami terimlerin kullanıldığında görebiliyoruz. Şimdi eserin adı kitabı dedem Korkut ala Lisani taife olsandır. Burada ee, bu ismi belki size okul yazılığında sorarlar ama üniversite adında sorulmuyor bu isim. Burada sorulabilecek şeyleri söyleyeyim. 9 11. yüzyıllar arasında oluşunu sorabilirler ve 15. yüzyıl başlarında yazıya geçirildiğini sorabilirler sizlere sınavda. Anonim hikayeler olduğu %100 sorulur. Yani kitabın yazarının ismi Dede Korkut değil. Gide de Korkut hikayelerdeki bilgi bizzat. Destandan halk hikayecine geçiş özelliklerini gösteriyor. Hem İslamiyet'in kabulünden önceki yaşam yani o Hunların, Köktürklerin yaşamı hem de sonrasındaki Karahanlıların, Gaznelilerin yaşamına ait izler var. Şiir düz yazı karışık halde. Bunu nasıl söylemiştik? Burada konuşmalar var. Konuşmalar şiir şeklinde. Olaylarda düz yazı şeklinde bunu bilmemiz lazım. Arapça Farsçadan geçen dini kahramanlar var tabii ki yazıya geçirildiği dönemin dil ve anlatım özelliklerini gösteriyor. Burada hikayelerin geçtiği coğrafya alan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Bunu da bilmemiz lazım. Yani şöyle e, şu Hazar Denizi nerede olduğunu biliyorsunuzdur ama ben yine de şöyle bir göstereyim. Şöyle bir Türkiye haritası çizelim mesela. Şöyle Anadolu'yu zihninize canlandırın. Hani şöyle Karadeniz çizdim. Şurası Karadeniz. Tamam. Şöyle ya. Burası Van Gölü. Hazar Denizi burada. Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı. Yani bu bölgede geçiyor. Horasan'ın yukarısında Kafkasların aşağısındaki bir bölgeden bahsediyoruz. Aynı kahramanların, aynı kahramanların maceraların anlatıldığı bağımsız hikayelerden oluşur. Oğuzların, bakın bu da çıkmış üniversite sınavlarında ve yine yazılığınızda çıkabilir. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu ediniyor. Olağanüstü varlıklarla yapılan mücadeleler, işte bu destansı özelliği ve sevda konuları da işlenmiştir. Çok güzel hikayeler var. Bilhassa Deli Dumrul'un hikayesini okumanızı tavsiye ediyorum. Töreler, gelenekler doğal çevre içinde hikaye ediliyor. Şimdi, Dede Korkut önemli. Kitabın ön sözünde adı geçiyor. Bilge bir ozan, hikayelerin yazarı değil, anlatıcısı Türk dalesini ve kültürünü temsil ediyor. Her hikayede ortaya çıkıyor. Olayları tatlıya bağlayıp öğütler veriyor, dua ediyor ve sözü bitiriyor. Şimdi Kerem ile Aslı hikayesi ise halk hikayelerinin bir örneği. Yani her zaman bildiğimiz klasik aşk hikayesi. Her zaman aşka mani olmaya çalışan kötü bir adam var. Günümüzde modern dönemlerde işte patron oluyor, çocuğun babası oluyor. Eski dönemlerde kral olabiliyor ya da kral e, prensesin babası olabiliyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada hikayemizin e, kendisini okumanızı isteyebilir ama ben burada özetini de yazdım. Çünkü bunu da sorabilirler sınavda. İsfahan padişahının veziri bir Ermeni keşişidir. Padişahın da vezirinde çocukları olmaz. Bir gün şehre gelen bir derviş padişaha bir fidan veriyor. Fidan bahçeye dikilip ağaç olacak, elma verecek. Bu elmayı padişahla vezir paylaşacaklar. Padişahın bir oğlu olur adını Kerem, vezirin bir kızı olur adını Aslı koyarlar. Fidanı veren derviş çocukların birbirleriyle evlenmelerini öğütlemiştir. Çocuklar büyürler ama keşiş din farklılığı nedeniyle. Hani biri Hristiyan, biri Müslüman. Bu evliliği onaylamaz. Bir gece kızını alıp şehirden kaçar. Bunun üzerine Kerem de Aslı'nın peşinden yollara düşer. Diyar diyar dolaşır. Yıllarca süren gurbet ateşinde pişe pişe olgunlaşır. Keramet sahibi bir halk aşı olur. Kerem yıllarca kovaladıktan sonra Kayseri'de Keşişe yani bu kızın babasına yetişiyor. Kerem halk aşığı olduğunu ispat edince Bey'i Keşiş'e kızını vermesini emreder. Kereme verdi yani. Keşiş Kayseri'den de kaçar. Keşiş de vermek istemiyor ya ben diyor Hristiyan bu git bana ne diyor. Kerem yine peşine düşüyor. Kerem bırakmayacak peşi belli. Nihayet Halep'te onlara erişir. Halep Paşasına kendini sevdirir. Paşa kızını Kereme vermeye keşiş razı eder. İki sevgili nikahları kıyılır. Kızını Kereme yar etmemeye ahdetmiş olan keşiş Aslı'ya son düğmesine kadar çözüldükten sonra tekrar kendiliğinden iliklenen sihirli bir gömlek gelir. Allah Allah. Keşiş de gerçekten kızını çok kıskanıyor. Kerem Aslı'nın düğmelerini bir türlü çözemez. Ateşli bir ah yanıp kül olur. Aslı dağılan külleri saçıyla toplarken bir kıvılcımda onu tutuşturur. İki aşığın kavuşmaları öbür dünyaya kalır. Mutsuz sonlar bitti. O zaman bu arkadaşımızın kim olduğunu söyleyebiliriz. Bu arkadaşımız Keşiş. Arkadaşımız ben Keşiş diyebiliriz. Kerem ve Aslı'yı ayırmak için elinden geleni yaptı. Şimdi halk hikayesi. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun anlatım türü. Burada şunu ibnemiz lazım ki göçebe hayattan yani konar göçer hayattan yerleşik hayata geçin ilk ürünlerinden. Destandan modern hikaye geçişi sağlayan eserler 16. yüzyıldan itibaren ortaya çıkıyor. Roman ve hikayenin yeni tutacaklar. Tabii ki dinin etkisi var ve tarih olayların etkisi var. Ortaya çıktıkları dönemin tarih olaylarından izler taşıyor. Anadolu'nun birçok yerinde kahramanlara ait olduğu düşünülen makamlar, türbeler de var. Şimdi Halk hikayelerinin genel özelliklerinden sınavda size yüzde yüz soru gelecek arkadaşlar. Üniversite sınavlarında da geliyor. Halkın ortak malı. Yani anonim. Yazarı belli değil. Kerem Vasi'yi kim yazdı? Anonim. Belli değil. Destana göre kişilerde ve olaylarda olağanüstülük azalmıştır. Olağanüstülükler azaldı. Olaylar gerçeğe yakındır. Genellikle aşk ve kahramanlık var. Şiir düz yazı karışık şekilde. Yani olaylar düz yazıyla duygular konuşmalar şiirle anlatılıyor. Ezgi ve şiir içi. Şiirler saz eşliğinde türkü gibi söyleniyor. Konuşma dili var tabii ki. Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler var. Masal, efsane, menkıbe, fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü bilmece içerebiliyor. Meddahlar veya aşklar tarafından halk hikayeleri anlatıldığında bilmeniz lazım. Konularına göre halk hikayelerine baktığımızda aşk konulu olanların isimlerinden anlarsınız zaten. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Erciş ile Emrah ile Selvihan diyebiliriz. Kahramanlık konularının isimden belli. Köroğlu, Hazreti Ali cegnameleri Şöyle bir Seyfullah çizelim. Hem aşk hem de kahramanlık konulu olanlar var. Ee, kaynaklarına göre Kerem ile Aslı, Emrah ile Selvan Türk kaynaklı. Ama yusuf Züleyha, Leyla ile Mecnun Arap İslam kaynaklı. Ya da Ferhat ile Şirin de Hint İran kaynaklı. Bunu da bilmemiz gerekir. Şimdi halk hikayelerinin bölümleri var. Bu yüzde elli diyorum. Bu zor bir bölüm, zor bir soru. Şimdi fasılda tekerlemeler söyleniyor. Dinleyici olaylara hazırlanıyor. Döşemede kişiler ve mekanlar döşeniyor. Yani tanıtılıyor. Asıl zaman da belirtiliyor. Asıl konu hikayenin özünü oluşturan olaylar burada anlatılıyor. Ve sonuç ve duada ise olaylar sonuçlandırılıyor. Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Tahir ile Zümre hikayeleri mutsuz sona bitiyor. Demek ki aşkın sonu da mutluluk yok. Vuslat demek ki diyorum tabii öyle bir şey yok. Bu hikayeler için geçelim. Vuslat serenlerin kavuşması öbür dünyaya kalır. Vuslat öbür dünyaya kalır ne demek onu bileceğiz. Yani kavuşmak öbür dünyada. Efsane sevgilerin mezarlarında iki gül bitiyor. Bu güller kutsal günlerde birbirine sarılır veya mezar çevresi iki kavak ağacı büyür. Bu ağaçlar iki kuş konar ve bunlar ötüşür. Bu da onların yani iki sevgilinin efsanesi oluyor. Cengnameler önemli. Din adına yapılan savaşlarda gösterilen kahramanlıkları anlatıyor. Yani bu dini hikayeler esasında. Mücadele putperestler yani Allah'a inanmayanlar, ateşperestler ve dinleri belirtilmeyen toplumlara karşı yapılıyor. Sözlü kültürde doğan cengnameler sonraları yazıya geçirilecek kahramanlık konulu halk hikayeleri arasında. Cenk demek savaşmak demek aslında. Bir de Hazreti Ali cenknameleri var. Burada Hazreti Ali'nin kahramanlıkları etrafında gelişiyor. Türk destan geleneğinin bir devamı. Kaynağında Kur'an-ı Kerim, hadisler yani Peygamber Efendimizin sözleri, İslam tarihi ve Arap Fars edebiyatları var. Dine dayalı destansı hikayeler içerisinde yer alıyor. 13. yüzyıla itibaren Anadolu'da tercüme, telif ve adapte yoluyla işleniyor. Sözlü gelenekte ortaya çıkıyor ve daha sonra yazıya geçiriliyor büyük bir kısmı modern Türk hikayeciliğine kaynaklık ettiğini bilmemiz lazım. Şimdi destan ve halk hikayesinin karşılaştırmasında size sınavda yüzde 99 soracaklar diyelim. Yüzde yüz demiyorum. Neden? Birçok arkadaşım, birçok edebiyat öğretmen arkadaşım öğrencilerine soruyor. Ama bazı hocalar ben bunu sormayacağım diyebiliyor. Şimdi iki tane metin verip bir destandan bir metin verip bir halk hikayesine metin verip de karşılaştırabilirler. Yani onun destan bunun halk hikayesi olduğunu söylemeyebilirler. Ki genelde öyle yapıyorlar. Destan tarihi bir olay var. Nazım şeklinde ortaya çıkıyor ve olağanüstülükler fazla. Ee, ...kalıplaşmış sözler ve tekerlemeler yok. Halk hikayesi tarihi bir olaya gerek duymuyor yani. Nazım Nesir karışık şekilde ve olağanüstü de azalıyor. Burası önemli. Genelde aşk maceraları anlatılıyor. Kalıplaşmış sözler ve tekerlemeler de olduğunu bileceğiz. O zaman siz bakacaksınız kalıplaşmış söz yoksa bu destandır diyeceksiniz kahramanlık anlatılıyorsa. Varsa da içinde tekerlemeler, kalıplaşmış sözler, halk hikayesi diyebilirsiniz. Şimdi burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bu nedir bilin bakalım. Hadi düşünün şöyle. Bu bir şiir değil mi? Esasında bu bir şiir şey değil arkadaşlar. Bu bir roman. Bu bir hikaye. Eskiden yani Divan Edebiyat döneminde hatırlarsanız şunu göstermiştik. Divan Edebiyatı'nda mesneviler tutuyordu Dede Korkuz hikayelerinin yerini ya da hikayelerin yerini. Yani bu destanlar vardı. Dede Korkuz hikayeleri vardı. Halkla, halkın içerisinde halk edebiyatı var. Sarayda ise Divan Edebiyatı'nda mesnevi yani böyle eğitimli yüksek zümre ise mesneviler yapıyor. Ama bu da bir hikaye yani esasında. Bakın Leyla ve Mecnun hikayesi. Burada Fuzuli A A B B C C D D E diye aruzun kısa kalıplarıyla kendi içinde kafiyeli bir şiir yazıyor. Bu da esasında romanın bir önceki hali. Bu sonradan romana dönüşecek. Nasıl oluyor hocam bu diyorsunuz? Öyle oluyor. Burada normal bildiğiniz hikaye anlatılıyor esasında. Her beytinin dizeleri kendi arasında kafiyeli. Yani şunu kastediyor. Bakın buradan göstereyim. A A B B C C. Aruz ve kısa kalıplarıyla yani Şurası kısa. Yani şöyle mesela gazel böyle uzun uzun giderken mesnevi böyle kısa kısa gidiyor. Kısa kalıp böyle yazılan divan şerinin en uzun nazım biçimi. Sınırsız beyit var. Şimdi burada şunu bileceğiz. Ee, sınırsız beyti bilmemiz lazım. Sınırsız beyit ifadesi önemli. A, A, B, B, C, C önemli. Yani kendi içinde kafiyeli. Ve aruzun kısa kalıpları da önemli. Aruzun kısa kalıpları da önemli. Bir de hamse kelimesi var. Burada zaten bunların hepsini yazmışız ya. Ben niye bir daha yazdım ki? Tamam. Şimdi Mesnevi'nin tarihsel gelişimine baktığımda İran edebiyatı ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bizim edebiyatımıza da geçecek. Bizim bakın bu da önemli. Buraya bir yıldız koyuyorum. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi Yusuf Hasacib'in yazdığı Kutatgu Bilik adlı, Mutluluk Bilgisi adlı eser. Mesneviler 17. yüzyıldan sonra milli kimliğe bürünecek. Günümüz roman ve hikayesinin yerini tutuyor. Şimdi Buradan %100 soru gelecek arkadaşlar. Yani mesleğinin özelliğini işlediği soracağını soracak. Nazım birimi beyit. Yani fıt 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 iki iki gidiyor. Beyit sayısının belli bir sınırı yok. Yani bu işareti koyabiliriz. Gazel 5-15. Kaside 33-99. Mesnevi sınırsız. Her beyti kendi içine uyaklı. Yani a a b, -B C -C diye gidiyor. Aruzun kısa kalıpları ile yazılıyor. Yani bu uzun değil. Aşk, savaş, kahramanlık, tasavvuf yani Allah sevgisi gibi konular işleniyor. Beyitler kendi içinde anlam birliğine sahip. Beyitler arasında yani bütünün içinde de konu birliği gözetiliyor. Edebiyatımızda eğer beş tane mesnevi yazdıysan hamse sahibi oluyorsun. Zaten Arapçada vahid, istani, selase, rabia, erba, hamse. Ben de yanlış söylemeyeyim şimdi. Hamse beş demek zaten. Beş mesnevi yazdığın zaman hamse yazmış oluyorsun. İlk hamse sahibi dünya edebiyatına nizami. Bu sorulmuş üniversitesinde Türk edebiyatına yani bizim edebiyatımızda ilk hamse sahibi sanatçı da Alişir Nevai. Kendisi Çağatay Edebiyatı'nda yaşamış. Türk Dil Birliğini kurmaya çalışmış. muhakemet i Lügateyn adlı eserinde... ...Türkçe'nin Farsçanın üstünlüğünü anlatmış. Mecal i Nefais'te ilk teskireyi... ...yani ilk hayat hikayesini altında eseri yapmış. E, çok değerli bir insan. E, ve ilk de hamsi sahibi olduğunu bilmemiz lazım. Mizan-ül Evzan diye bir dil bilgisi kitabı da var. Ali Şenemay çok büyük bir kişi. Edebiyatımızdaki diğer hamsi sahibi sanatçıları da... ...yine ÖSYM'e sorabiliyor. Eğer hocanız yazılı soracağım derse... Burayı da öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burası da çok önemli. Buraya da bir yüzde 99 işareti koymak istiyorum. Neden? Çünkü bunlar da üniversitede soruluyor. Mevlana'nın mesnevisi, mesnevi manevi demişler ama biz buna mesnevi diyelim. Üniversitede mesnevi diye sormuş. Şeyhat Hamza'nın Yusuf Züleyha'sı, Yunus Emre'nin Risale-i Buna beş yıldız koyalım. Bu en fazla sorulanların arasından. Gülşehir'in Mantıkut Tayrı. Bu da yine üç yıldızlı. Aşık Paşa'nın Namesi, Ahmedi'nin İskender Namesi, Süleyman Çelebi'nin Vesilet-i Necat'ı. Bu da yine soruluyor. Nedir? Bu Peygamber Efendimiz'in hayatı anlatılıyor. Kurtuluş Vesilesi. Camilerde okutulan mevlüt yani. Şeyhinin Harnamesi. Yine beş yıldız yazıyorum. Mutlaka soruluyor arkadaşlar. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u. Yani burada yine beş yıldız koyabiliriz. Ya da Bengü Badesi. Nabiye'nin Hayriyesi. Yine bu da dört yıldıza sahip. Çok önemli. Şeyh Kalib'in Üstüne Aşkı yine beş yıldızlı. Çok önemli sorulabilen eserler arasında. Hem okul yazıldığınız için söylüyorum hem de üniversite açısından söylüyorum. Geldik Tanzimat Edebiyatı'na. Artık neredeyiz? Artık Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'ndayız. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'ndan önce ne vardı? Destanlar vardı, efsaneler, mesleviler, halk hikayeleri, masallar vardı. Artık hikayeler çıkıyor. Batı'dan önce hikaye çevirileri yapıyoruz. Sonrasında da ilk yerli hikayeler örnekleri verecek. Bakın buraya bir yüzde yüz işareti koyalım beraber koyalım. Neden? Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı hikayeleri edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeler kabul ediliyor. Sami Paşalar'da size aynı bunu dersin başına söylemiştim. Küçük şeyler adlı kitaptaki hikayelerde başarılı hikayelerin ilk örnekleri kabul ediliyor. Batı tekniğine uygun. Yani ilk gerçekçi öyküler diye de bunu söyleyebiliyor ÖSYM. İlk gerçekçi öyküler. Hocanız da belki bu ifadeyi kullanabilir. Şimdi Tanzimat dönemin hikayesi iki şekilde. Bir birinci dönem var. Burada toplum için sanat yapılıyor. Toplum var. Burada ise sanat ön planda. Şimdi romantizmden etkilenildiği için duygular esere katılacak. Ee, olaylar günlük hayattan ve tarihten alınacak. Ve e, böyle meddah geleneği var. Yani hani halka bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İkinci dönemde ise realizm ve naturalizmden etkilendiğini görüyoruz. Bunlar ne hocam diyebilirsiniz. Hemen anlatayım. Çok basit şeyler bunlar. Şimdi dünya edebiyatında şiirin akımları var tamam mı? Bir de roman ve hikayenin akımları var. Esasında çok basit arkadaşlar. Bunu şimdi öğrendiğiniz zaman hiçbir zaman unutmazsınız. Şimdi şiirde klasisizm diye bir akım var. Yani böyle soylu şiir. Konudan çok konu işlenişi önemli. Sonra klasisime tepki olarak bazı sanatçılar diyorlar ki biz romantik şiir yazacağız. Yani duygularımızı katacağız diyorlar. Ona tepki olarak ya böyle duyguların katıldığı şiir olmaz. Parnasizm var. Yani gerçekçi şiirler. Böyle doğayı gözlemleyen şeyler. Ona da tepki olarak sembolizm. Yani kapalı şiirler yazılıyor sanatçılar tarafından. Bu şiir. Ama biz bunu işemedik ki hocam. O zaman bizim kısma gelelim. Bak şimdi. Roman ve hikayede eğer bir sanatçı olması gereken tipleri anlatıyorsa bu klasik hikaye oluyor. Klasik roman oluyor. Eğer sanatçı kendi duygularını kattıysa, kendi duygularını kattıysa, okuyucuyu yönlendiriyorsa, iyiler kazanıp kötüler kaybediyorsa romantik bir sanatçı oluyor. Eğer gerçekçi bir sanatçıysa, olan olduğu gibi anlatıyorsa realist bir sanatçı oluyor. Eğer gerçeğin çirki yönünü anlatıyorsa, bak tepki olarak değil, bu bunun devamı niteliğinde, naturalist sanatçı oluyor, naturalizmde. Bunlar hep roman hikaye yakınları. Dolayısıyla klasizm ve romantizm hem şiir hem roman ve hikayede var. Ama şiirdeki gerçekçilik, parnasizm. Roman ve hikayedeki gerçekçilik nedir? Realizm. Şiirdeki kapalılık sembolizm. Roman ve hikayedeki gerçeğin çirkin yöne ele alınması, deneyin edebiyata sokulması da naturalizm oluyor. Biz o zaman romantizm deyince duyguları katıyorlar diyeceğiz. Realizm deyince de real, gerçeği olduğu gibi aktarıyor diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada realizm olduğu için teknik anlamda bu tarzına daha uygun bireysel duyarlılıktan yansıtılıyor. Ahmet Lütfü Efendi zaten tam bir romantik. İkinci önemli ise Sampaçzade Sezai ya da Nabizade Nazım ya da Recaizade bunlar zaten romanlarında gerçekçi olan kişiler. Hikayelerinde dedim. Tanzimat döneminin önemli eserlerine baktığımızda Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi rivayeti ve kısa hisseleri sorulur. Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeyleri sorulur. Ee, Nabizade Nazım'ın yani daha çok romanı soruluyor Karabibik. Ama hocanız işe sorabilir sorabilir. Yadigarlarımı bilin arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in de Şemsasını bilin. Daha çok ilk realist roman Araba Sevdası sorulur. Şimdi Letaif'i rivayet sorulur demiştik. Buraya bir yüzde yüz yazalım mı hep beraber? Yazalım. Niye? Çünkü ilk yerli roman Ahmet Mithat Efendi yazıyor. İlk yerli hikayeler var ve aynı zamanda hikayelerde masal ve halk hikayesi türlerinden izler var. Yani tam böyle batılı tarzda bir hikaye değil. Meddah tarzı var. Ders verici yani. Hmm, anladım. İyi olmalıyız. Kötü olmamalıyız diyor. Halkın anlayabileceği bir dil kullanılıyor. Küçük şeylere baktığımızda Sami Paşazade Sezai yazıyor. Dilber adlı esir kızın hikayesini anlatıldı. Ee, Sergüzeş adlı romanın sahibi Sampaç'dan Sezai. Çok önemli bir kişi. Şimdi bu teknik açıdan güçlü. Yani iyiler kazanıyor, kötüler kaybede değil. Batılı örneklere benzeyen ilk hikaye kitabı. Realist bir hikaye yani. Gerçekçi olduğu gibi, olduğu gibi yansıtıyor. Gözleme dayalı olarak günlük yaşanan kesiler var. Bireyin ruhsal durumları yansıtılacak. Ve insan kendi gerçekliği içerisinde sergileniyor. Yani insanın içinde iyilik de vardır, kötülük de vardır yani. Burada pandemi eseri yine üniversitede sorulmuştur. Geldik Sert Fünun'a. Sert Fünun döneminden sonra dersimizi bitiriyoruz. Sert Fünun döneminde hikaye esasında en kaliteli hikayelerin yazıldığı dönemler. Milli Edebiyat'tan önceki en kaliteli dönemler. Sonra da Milli Edebiyat'ta zirveye çıkacak. Burada sanat için sanat anlayışı var. Mopasan tarzı olay öyküleri yazılıyor. Teknik yönden gelişmiş, sanat değeri yükselmiş hikayeler var. Sanatçıların içe dönük, karamsar bakışı hikayelere yansıyor. Gerçek hayat sahnelerine yer veriliyor. En çok aşk, aile, evlilik gibi temalar işlenecek. Bireysel duyarlılığa bağlı olarak toplumsal temalara da e, giriliyor. Ama böyle toplumu yönlendiren, bunu böyle yapın diyen eserler yazılamıyor. Çünkü Servet Fünün döneminde hem dönemin siyasi koşulları hem de sanatçıların benimsedikleri sanat anlayışı nedeniyle sanatçılar daha çok içine kapanık bireyci bir sanat e, sergiliyorlar. E, romana göre daha sade bir dil var ve Anadolu'ya açılma söz konusu. Burada Haliz Ziya, Mehmet Rauf önemli öyküler. Şimdi Haliz Ziya'nın bir muhtıran... ...Haliz Ziya kim diyebilirsiniz? Haliz Ziya Uşaklıgil, Edebiyatımızdaki Batı'lı anlamdaki ilk roman olan Mai ve Siyahı Aşk Memnu yazan önemli bir romancı. Şimdi yani Halid Ziya'nın eserlerinde ...iyiler iyi kötüler kötü bir şey yok. Mutlu son yok. Hatırlayın Aşk Memnu'yu. Mutlaka hepiniz defalarca okumuşsunuzdur ya da televizyonda 50 bin kez yayınlandı, izlemişsinizdir. Yani Behlül iyi miydi? Bihter kötü müydü? Adnan iyi miydi, kötü müydü? Kim herkesince birazcık iyi, birazcık kötü var. Dolayısıyla sonunda ne oluyor? Mutlu son var mı yok İşte Tam Halid Ziya tarzı yani. Gerçekçi. Daha doğrusu Halit Ziya demeyelim de, realist tarz diyebiliriz. Mehmet Rauf'un yine e, eserleri önemli. Mehmet Rauf da ilk psikolojik romanı yazan önemli bir e, sanatçı. Burada bilmeniz gerekebilecek e, şu eseri ben çizmek istiyorum. Ahmet Hikmet Üftüoğlu'nun ve Gülistan'ı bence önemli. Bu eseri bilmemiz lazım. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, bu da naturalist bir sanatçı. Bu bağımsız ve sokağın anahtarına sahip. Sokağı edebiyatımıza taşımış değerli bir kişi. Ahmet Rasim de yine esasında gazeteciliğiyle bilinen bir kişi. Şimdi geldik Milli Edebiyat dönemine. Benim en sevdiğim öykücüler mesela Refik Halit Karay burada. Bu sanatçılar gerçekçi bir şekilde olayı net bir şekilde anlatacaklar. Yani Balkan Savaşları'nı, Kurtuluş Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı net bir şekilde bizlere yansıtacaklar. Ömer Seyfettin hikayeciliği meslek edilen ilk sanatçımız. Halkın kullandığı dille mapasan tarzı olay hikayeleri yazıyor. E, Refik Halit Karay gözlem ve mizah önemli tutuyor eserlerinde. Memduh Şevket Esendal'da Çehov tarzı durum hikayeleri yazıyor. Yani olayı değil de durumu, hayatın belli bir anını ön planda tutuyor. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özelliklerine bakalım. Hemen bir Türk Bayrağı yapalım mı? Yapalım. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Bir, öncelikle Türkçülük akımından etkilenilecek. Bu bir. Yerli ve milli kaynaklara dönme düşüncesi benim sence. Memleket gerçeklerini, memleket gerçeklerini ee, ve yerli hayatın yansıtılmasının amaçlandığını bileceğiz. Olayların geçtiği mekanlar Anadolu'ya taşınmıştır. Kişiler Anadolu insanı arasından seçilmiştir ve Kurtuluş Savaşı anlatılacak tabii ki. E, Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken de süslü dil anlatmana gerek yok. Zaten milli edebiyatın teması bu. Yani 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gükel zaten pırıl pırıl bir İstanbul Türkçesinin e, doğduğunu müjdelemişlerdi edebiyatımıza. O dille yazılıyor. Sade dil anlayışı var ve realizm yani gerçekçilikten etkilenecekler. Şimdi burada sanatçıların önemli eserlerini söyleyelim ve bitirelim. Ömer Seyfettin'in bütün eserleri çok önemli. Zaten kısa kısa öyküler. E, Refik Halit Karay'ın memleket hikayeleri ve hikayelerini bilmemiz lazım. Bu önemli. E, burada Kaşağı yazalım. Kaşağı çok meşhur bir hikaye. Onu sorabilir hocanız. Halid Edip Adıvar'ın Harap Mabetler Dağa Çıkan Kurt. Yakup Kadri'nin Bir Selencam Rahmet Milli Savaş Hikayeleri. Reşat Nuri Güntekin'in Sönmüş Yıldızlar Leyla ile Mecnun. Aka Gündüz'ün yine Muhterem Katili. Ahmet Hikmet Üfteoğlu'nun Çağlayanları. Memduh Şevket'in Otlakçı, İhtiyar Çilingir, Mendil Altında gibi eserleri çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz bunları sizlere anlattık ama sizler de bir kez daha tekrar edip olayı pekiştirmeniz lazım. Sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan yaptığınız çalışmalarla inşallah hem onun sınıftaki sınavlarımızdan hem de ileride gireceğimiz üniversite en yüksek başarılara ulaşmış olacaksınız. Burada hemen hikaye kısmını açıyorum arkadaşlar. Burada hikayeyle alakalı hemen şurada ikinci kısımda sizler için çok güzel ders notları hazırladık zaten. Bu ders notları da kısa kısa tuttuk. Yani konu soru. Konu soru. Konu soru şeklinde yaptık ki rahat rahat hem konuları güzelce öğrenin hem de sınavlardan iyi notlar alın istedik. Dinamo Soru Bankası ise konu anlatımı yok ama rehber sorular, ÖSM tarzı sorular ve tabii ki aynı zamanda yazılı soruları var. Buradaki yazılı sorularından da çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Hem yazılı sorularının hem de test sorularının kare kodlarda ayrıntılı çözümleri olduğunu da buradan hatırlatmak isteriz. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınızda başarılar dilerken ödülü sorumuzu da gösterelim. Hadi bakalım.